Navigasyon denizde, karada ve havada herhangi bir konumdan diğerine en kısa ve güvenli sürede hareket edebilme bilimidir. Navigasyonda yön ve konum gibi referans alacağımız iki temel araç ile yönümüzü bulabilir ve gittiğimiz rotayı hesaplayabiliriz. Başarılı bir sualtı navigasyonu fazladan enerji ve hava harcamamanızı, güvenilir bir şekilde geri dönmenizi sağlar ve su altında yapılan navigasyonun temelde iki amacı bulunur. Bunlardan biri dalınan noktadan geri çık, diğeri ise tarif edilen bir noktayı bulmaktır. Temelde doğal ve pusulalı olmak üzere iki tip navigasyon vardır. Biz bildiğimiz dalış rotalarının hemen hepsinde doğal navigasyon kullanırız. Navigasyon becerisi dalgıca güven verir ve dalış planlamasının ayrıntılı olarak uygulanabilmesini sağlar. Dalış esnasında nereden gelip nereye gidiyor olduğumuzu bilmek, yaşayacağımız korku ve stresi azaltıp alacağımız keyfi arttırır. Su altında yüzmek, su üstünde ilerlemekten çok daha yorucu bir iştir. İyi bir navigasyon becerisine sahip olmak, sizi ve ekip arkadaşlarınızı dalış boyunca bir arada tutarken daha az hava harcamanızı ve planladığınız bölgenin tamamını rahat bir şekilde dolaşmanıza yarar. Doğal navigasyon, hayatımızın her anında kullandığımız, çevredeki ipuçlarını birleştirerek yönümüzü bulmamıza yarayan bir yön bulma tekniğidir. Örneğin evden bir markete gidip tekrar geliş sürecimiz başarılı bir doğal navigasyon örneğidir. Evden çıktığımız andan itibaren çevredeki diğer dükkanları, sokakları, parkları ve diğer sabit yapıları referans alarak gitmek istediğimiz noktaya ulaşır. Daha sonra aynı yapıların referansını geldiğimiz yönün tersinde kalacak şekilde kullanarak geri dönüş gerçekleştiririz. Su altında da benzer şekilde girişimizden giriş çıkışımıza kadar tüm su altı ve su üstü sabit cisimleri referans olarak kullanırız. Pusulasız bir doğal navigasyon yaparken su altında referans olarak kullandığımız araçları başlıca şunlar oluşturur. Güneş ve ay ışığı, doğal ve yapay su altı oluşumları, su altındaki dip profili ve yapısı, genelde sabit yuvaları ve bölgeleri bulunan bitki ve hayvan türleri, dalga şiddetinin etkisi ve kıyıya yaklaştıkça artan çakılların hareket sesleri, genelde midyelerin, ahtapotların, deniz yelpazelerinin ve istiridyelerin yuvaları açık denize doğru bakar. Fakat yine de kaybolduğumuz zamanlarda pusula kullanımı her zaman yardımımıza yetişir. Pusula hepimizin bildiği gibi manyetik bir araçtır ve dünyanın manyetik alanına paralel olmaya çalışır. Bu nedenle pusulanın iğnesi her zaman kuzey kutbunu gösterecek şekilde çalışır. Kuzeyin hangi yönde olduğunu öğrenmek diğer yönlerimizi kolayca belirlememizi sağlar. Doğal referanslar ile yönümüzü bulamadığımız zamanlarda pusula bizim için en güvenilir yön bulma aracıdır. Bir pusulanın genel olarak navigasyon amacıyla kullanabileceğimiz 4 özelliği vardır. Pusulanın üzerinde açıların değişebildiği bir dağıtım bileziği halkası bulunur. Bu halkanın üzerinde gitmek istediğiniz yönü işaretlemenizi sağlayan bir tarafta tek, diğer tarafta çift çıkıntıları bulunan açı işaretleyicisi olmalıdır. Gideceğimiz doğrultunun belirlenmesi ve referans aldığımız yönden çıkmamak için kullandığımız, camın üzerinden bakıldığında camın üzerinde ve yan tarafındaki penceresinin üzerinde düz ve belirgin olarak görülen bir referans çizgisi bulunur. Gittiğimiz yönün açısını kolayca okuyabildiğimiz bir açı kadranına ve pusula iğnesinin serbestçe hareket edebildiğinden emin olduğumuz bir mekanizmaya sahip olmalıdır. Karadaki sabit hareketsiz bir noktadan faydalanarak deniz üzerinde herhangi bir noktanın referans olarak belirlenmesine kerteriz denir. Herhangi bir dalış noktasının yeniden bulmamıza veya denize düşen bir cismin tekrar o noktaya dönülerek aramasının kolayca yapılmasını sağlar. Bir noktanın kerterizini alırken en az iki noktayı referans olarak belirlemelisiniz. Ve bu referans noktalarının uzaktan rahat bir şekilde görülmesi, önünün kapanmayacak ve çevreden ayırt edilebilecek şekilde olduğundan emin olmalısınız. Siz de denizde bir eşyanız kaybolursa bu referans noktaları ile kaybettiğiniz noktaya geri dönerek arama işlemini daha kolay bir hale getirebilirsiniz.